Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ali İmran suresindeyiz. Estağfirullah. Tefsirini okuyorduk ayetin. Ha entum ulai tuhibbunahum. İşte sizler onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunakum. Ancak onlar sizi sevmiyorlar. Ve tu'minuna bil kitabi kullihi. Ve bir de siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz. Burada önemli bir ayrıntı var. Demek ki karşı taraf da kitaba belli ölçüde iman ediyor. Ama müminlerin farkı kitaba tümüyle iman ediyorlar. Bil kitabi kullihi. Kur'an'a göre kitaba kısmen iman etmek küfür ile eşdeğer. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Kitabın siz bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ayetinin devamında Cenab-ı Hak ulaike humul kafiruna hakka. İşte onlar gerçek kafirlerdir der. Dolayısıyla kitaba kısmen iman eden kafirler gibi değilsiniz. Siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz. Kitaptaki pek çok hususa onlar da iman ediyorlar. Örneğin ahirete, ehli kitabı konu edineceksek yahut başkalarını konu edineceksek Kureyş müşrikleri mesela Allah'a iman ediyorlar. Kudretine iman ediyorlar. Suyu indirdiğine gökten iman ediyorlar. Yerden bitkileri bitirdiğine, yedirip içirdiğine vesaire. Kitaptaki bazı hususlara iman ediyor olabilirler. Ama siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz. Dolayısıyla burada tümdenci bir yaklaşım var. Kur'an vahye karşı çekimser ve istisnai bir yaklaşımı kabul etmiyor. Araştırmaya müsaade ediyor, incelemeye müsaade ediyor. Ama neticede vahye tümüyle imanı esas alıyor. Vahye kısmi iman Kur'an'a göre küfürle eşdeğer, hatta gerçek küfrün ta kendisi. O yüzden kitapla ilgili herhangi bir hususta kuşku üzere kalmayı kitap Kur'an yasaklamış. Ola tekunenne minel mumterin. Sakın mumterinlerden kalma. Böyle devam etme. İmtira yani kuşku ve şüphe iyi kişi izale etmekle memur. Bunu ortadan kaldırmakla memur.
böyle bir sorumluluğu var. Çünkü çok önemli bir konu. Neticede kitaba tümüyle iman edeceği bir noktaya gelmeli. Onu bu noktaya getirecek olan, şayet araştırmaya, incelemeye girişecek ve bunu sürdürecek olursa iyi niyetli, Cenab-ı Hak onu o noktaya getirmeyi garanti ediyor. Yani zihinlerden hemen şeyler geçiyor. İşte adam araştırmaya koyuldu. Kitaptaki bütün hususları nereden inceleyecek de o yarım kalır. Dolayısıyla hayatı ömür yetmez buna. Bu türden vehimlerden ibaret bunlar. Kitapla ilgili araştırmasını, ki kuşku duyduğu, şüpheler duyduğu, ki bunları onda oluşturacak olan, oluşumdan haberdar olacak olan da yine Cenab-ı Hak, kendisi bunları çözmeye ve izale etmeye giriştiğinde, araştırmayla tabi, baskılayarak değil, ona Allah hidayet edecektir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Uğrumuzda çaba gösterenlere kesinlikle yollarımızı göstereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kitaba tümüyle iman etmek, ötmeyi muhal gören anlayış aslında kitapla ilgilenmeyi baştan savsaklayan anlayıştır. Ya o hiç gerek yok diyen anlayıştır. Şüphelerini alt edemeyeceğini, sıkıntılarını, inanca dair sıkıntılarını, kitapla ilgili tabii, gideremeyeceğini baştan öngören ve bunun altında ezilen, hatta daha doğrusunu söyleyelim, bu sürece girip zahmet çekmeyi göze almayan tiplerdir. Onlar baştan bunu muhal görürler. Kitabı olan imanlarını yüzeysel ve uzaktan sürdürmeyi tercih ederler. Bu gördüğünüz gibi basit bir konu değildir. Kitaba tümüyle iman, kitabın kendisine imanın temelidir. Bu olmazsa olmaz bir koşuldur. Kitapla ilgili çekincesi, sıkıntısı, problemi olanlar bunu gidermekle memurlar. Hayattaki yaşamımız bundan ibaret. İmanımızı ve hakikati tespit etmekten daha önemli işimiz olamaz. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِكِ كُلِّهِ Siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Bu iman edenler açısından büyük bir saadet, ancak problemi olanlar açısından da şiddetli bir uyarı ihtiva ediyor. وَاِذَا لَقُوكُمْ Onlar sizle karşılaşsalar, onlar kitaba tümüyle iman etmeyenler, قَالُوا اَمَنَّ Onlar da iman ettik derler. Dolayısıyla sözde kitaba iman ettik demenin kolayı var. İşte diyor adam, قَالُوا اَمَنَّ Ağız şey değil ki, büzesin diyorlar ya, onun gibi bir şey. Geldikleri zaman, sizinle karşılaştıkları zaman, onlar biz de amenna, biz de iman ettik, yani kitaba tümüyle derler. وَاِذَا خَلَوْا Ancak yanınızdan ayrılınca, tenhaya çekilince, hala, bizim Türkçemize de geçmiş, halvet, hala, tenhaya çekilmek, yalnızlaşmak, addu aleykumul enamine minel gayd, gayızlarından veya gayızdan ötürü parmaklarını ısırırlar size karşın, sizden ötürü, size duydukları hisler dolayısıyla, ki bunu Cenab-ı Hak gayız olarak tarif ediyor. Bu gayızdan ötürü, gayızlarından dolayı size karşı olan, biz buna Türkçemizde yine öfke diyeceğiz ama gayızın Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı, yanlış hatırlamıyorsam, gadabdan çok farklıydı. Kin, nefret, sonuçta yani parmağını, bir tarif var ortada. Parmağını, parmaklarını ısırıyor müminlere karşı. Bu bir öfke halidir. Kinle karışık olabilir. وَالْكَادِم۪ينَ Evet. El-gayd benim bildiğim kadarıyla hep olumsuz manadaki öfke için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç yerde varmış. Biri Âl-i İmrân suresinde, bizim okuduğumuz ayet bu ki kafirlerin müminlere karşı olan öfkesini tarif ediyor gayz olarak. Yine Âl-i İmrân suresinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ sıkıntılı zamanlarda, hastalıklarda infak eden kimseler. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ Ve bunlar gayzlarını da kazm eden. Kazm, bastırmak, yutmak, içeriden geleni tekrar içeri doğru itmek gibi bir manası var. Ağzını ısırıp içinde tutmak. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayızlarını tutanlar. Demek ki gayız
nice bir şeyse Cenab-ı Hak gayzın kazm edilmesini, bastırılmasını, tutulmasını emrediyor. Buradan da anlaşılıyor ki gayz kötü bir duygudur. İnsanı alan kötü bir haldir bu. وَلَا ف۪ينَا عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bu ayet her önüme geldikçe o kıssayı anlatıyorum. Bir şey varmış, sultan varmış yahut padişah varmış. Çok titiz, çok hassas birisi. Bu bir okuma parçasıydı ilkokulda okuduğumuz. Çok hassas birisi, ufak tefek şeylere dahi tahammül yok, ağır cezalar veriyor. Bunun da yakın hizmetinde bulunan birisi var. Tabii özel hayatında daha dikkatli. Banyosuydu, sabunuydu, efendime söyleyeyim suyuydu, bir de suyun sıcaklığı. Herkes zaten önemli, hassasiyetle yaklaşır buna. Bir gün bunu yıkayan, sürekli hayatında ona hizmet eden, ne derler, işte yakın hizmetinde bulunan adam kovaları karıştırmış. Yani sıcak suyla soğuk suyu o anda karıştırmaya ne deniyordu? Harmutma. Ben de harmut diyeceğim de acaba yöresel katma mi diye. He? Katma derler. Katma mı? Ilıştırma, karma. Neyse, bizimki harmutlama, tamam mı? O harmutladığından değil de esas sıcak, safi sıcak bulunuyor ya. Yanlışlıkla o esnada adamın köpüklü bir haldeyken safi sıcağı başına dökmüş oradan bir tane. Adamı haşlamış. Bu kadar hassas, kudretli bir insan. Zaten o sıcak su kızartır adam, bir de öfkeden ötürü kıpkırmızı olmuş. Tam gayz gelmiş, çıkacak ağzından, bizimki çekmiş. Bismillahirrahmanirrahim demiş. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ. Tabi hamamda çınlıyor ses. وَالدَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Ayetin sonuna gelince, işte ayetin içinde Cenab-ı Hak darlıkta, sıkıntılarda infak edenler ve öfkelerini bastıranlar ve insanları bağışlayanlar, Allah muhsinleri seviyor diye ayet bitince, o şişen padişah aynı hızla tekrardan soğumuş ve affettim seni demiş. Yani karşılığında madem Allahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsin kulları seviyor. Gayz böyle bir şey. Olumsuz öfkenin adı. Ben onun Kur'an'da olumlu öfke manasında kullanıldığını görmedim. Tekadu temeyyezu minel gayz. Mesela tipik Mülk suresinde gayzından neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Temeyyezu için çatlama manası vermiş. Kullemâ ulkiya fîhâ fevcun sâlehum hazenetuhâ. Ayet devam ediyor. Burada gayz cehennemin öfkesi olarak tarif edilmiş. Cehennem gayzından ötürü neredeyse çatlayacak. Ve başka kullanıldığı bir yer yok. Kur'an-ı Kerim'de gazap da var. Bizim bildiğimiz öfke manasında gazap. Ancak gazabı Cenab-ı Hak kendisi için dahi kullanıyor. Mesela وَنَا وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ. Gazabı kendisi, gayzı kendisi için kullanmadı. Müminler için de kullandığını görmedik. Ama gazabı kullanıyor. Dolayısıyla bu konuyu incelediğimiz bir dönemde şey demiştik. Yani gazap galiba olumlu öfke, hatta olması gereken bir öfke, bir reaksiyon. Haksızlığa karşı, ne bileyim, cürme karşı, zulme karşı insanda olması gereken, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ve insanın hatta bastırmaması gereken, gereğini yapması gereken bir öfke biçimiyken, haklı bir öfkeyken, gayz haksız bir öfke, insanın istikbarından menbaalanan, oradan kaynaklanan, yersiz, temelsiz ve eğer yerine getirilecek olursa bir zulme yol açacak öfke biçimi, gayz. Burada da bizim Alim-i İran suresinin bugün okuduğumuz ayetinde de kafirlerin müminlere karşı olan öfkesini tarifte kullanılmış. Gayz. Dolayısıyla gayz bastırılmalı. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ. Müminler gayzlarını bastırmalılar. Allah gayzını bastıranları seviyor çünkü. Kafirler müminlere karşı olabildiğince gayzlı olmalılar ki bu gayzları onları durduk yerde parmaklarını ısırmaya sevk ediyormuş. Cenab-ı Hak da diyor ki devamında, kul de ki mutu bi gaydikum, gayzınızla ölün. Çok önemli bence bir ipucu var. Gayz adamı öldürür demektir bu. Hani diyor ya, beni kanser ettin, verem ettin, işte sinirlendi. Gerçekten o gayz yani insanı
yiyip bitiriyor. Hatta diyorlar ki bazıları işte televizyonlarda dizi dolayısıyla, film dolayısıyla o öfkeleniyor veya o gayz halini yaşıyor ya, o bile rolden bile olsa adamı yıpratıyormuş. Yani o yalandan yapıyor ama sonuçta o esnada onu canlı yaşıyor. Hormon dağılıyor vücutta, yıkım yapacaksa nerelerde yıkım yapıyor, rol olmasına karşın. Gayz adamı öldürür. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara diyor ki, de ki kul mutu bi gaydikum. Bununla ilgili de bir atasözü var. Ne diyor? Keskin sirke küpüne zarar. Yani veya öfkeyle kalkan zararla oturur. Ama daha ziyade zarar bakımından ele alırsak, bu ayetteki manayı salık veren bir atasözü o. Yani çok hiddetlenme, bu sana zarar veriyor, başkasına değil. Çocuğa karşı kızıyor, bilmem neye karşı kızıyor. قُلْ مُوتُوا بِغَيْدِكُمْ. De ki gayzınızla ölün. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah göğüslerde olup biten, göğüslerde hene varsa onun aslını, zatını, bizatihi kendisini mutlak surette bilicidir. Her yönüyle bilicidir. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dolayısıyla müminlere karşı gayzıyla muamele eden, müminlerin yanına geldiği zaman biz sizdeniz, biz de iman ettik dediği halde şiddetli bir kin ve öfke, gayz ile, buğz ile onlara bakan, bu tür hislerle onlara karşı davranan kimseler, her ne kadar müminler bilmese de Allah kesinlikle bilmektedir. İnnallaha alimun bidatis sudur. Müfessirin tefsirine dönelim ayetten. Hocam orada gayzınızla ölün derken, hani bu hal üzere ölüm yoksa gayzdan dolayı ölüm. Yani bir harfi cerri ona her ikisine müsait. Bi gaydikum. Be sebebiyet, sebebiyete daha yakın. Yani me'a gaydikum değil. Gayzınızla birlikte ölün değil de. Bi gaydikum. Gayzınızdan ötürü ölün. Be sebebiyet için daha çok kullanılıyor. Türkçe'de çatla eme diye bir şey var hocam. Yani çok kısmen şey. Yani öl yani demek değil mi? قال الله مهيجا للمؤمنين. Allah Teala müminlerin dikkatini çekiyor. Alel hazzeri. Son derece dikkatli bir dikkatlerini çekmek üzere bizatihi onlara iltifat ederek. Ha entum, aha işte sizler. Alel hazzeri min haulâil münafıkîn. Bu münafıklardan dikkatli olmayan müminleri sevk ediyor veya dikkatli olmaya yöneltiyor. Min ehlil kitab. Ehli kitabın münafıklarından sakınmaya müminleri Cenab-ı Hak çağırıyor. Ve mübeyyinen ve beyan ediyor. Açıkça ifade ediyor. Şiddete adavatihim. Onların adavetlerinin düşmanlıklarının nedenli çok olduğunu, şiddetini, dozajını. Ve diyor ki ha entum, aha işte sizler tuhibbun ulai, bak işte sizler tuhibbunahum, onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunakum, ancak onlar sizi sevmiyor. Ve tu'minuna bil kitabi kullihi, ve siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz. Burada bir çelişki var, sıkıntı var ama müminlerin onlara karşı duyduğu bu sevgi de müminleri mümin olmaktan hali hazırda çıkarmamış. O da anlaşılıyor. Cenab-ı Hak müminlere bak işte sizler seviyorsunuz diyor. Ve aynı anda müminlerin, yani bu seven müminlerin imanına da yine kendisi tanık. Ve siz kitaba tümüyle iman ediyorsunuz. Eğer kitap, onları sevmek kitaba tümüyle imanı aynı anda izale etseydi, o zaman Cenab-ı Hak hem seviyorsunuz hem iman ediyorsunuz demezdi. Demek ki bu bir kusurdan ibaret. Bu bir zaaftan ibaret onlara karşı duyulan sevgi. Ama imanı ortadan kaldıran bir şey değil. Hocam burada biz yani kitaba inanıyoruz derken onları kitaplarını kastetmiyor mu? Yok, bil kitabi, kitaba iman ediyorsunuz. Kullihi, hepsine. Bu ister içerik bakımından, ister bütün kitaplar. Çünkü kitabı cins isim alırsanız kullihi hepsi olur. Bütün kitaplar olur. Diğer kitaplara inandığınız halde, sonlarına kitaba inandığınız halde. Tabii. Hem bütün kitaplar manasında hem de kitaba tekil alırsan, yani bunu cins isim değil de el kitap diye Kur'an'ı kastediyor ise, o zaman kitabın tümü, yani Kur'an'ın tümü. Yok cins isim gibi düşünürsek, o zaman siz bütün bir kitaplara iman ediyorsunuz. Ama onlar böyle değiller. Onlar sizin kitabınıza iman etmiyorlar. Ya başka kitaplara
Siz onları seviyorsunuz, onlar sizi sevmiyor. Siz onların kitabını kabul ediyorsunuz, onlar sizin kitabını kabul etmiyor. Ama öyle olursa siz niye onlarınkini kabul ediyorsunuz gibi bir yergi olur. Yani siz de onlarınkine iman etmeyin der gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Biz zaten Tevrat'ta da, İncil'e de, diğer kitaplarda zaten iman etmekle emrolunduk. Ey cins el-kutub. Bak müfessir bunu cins olarak değerlendirmiş. Elleti enzelaha Allahu ala enbiyaihi. Yani Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kitaplara siz iman ediyorsunuz. Ve hum la yu'minuna bi kitabikum. Ancak onlar sizin kitabınıza iman etmiyor. Buradan sevgideki gibi, yani onlar sizi sevmediği halde siz niye onları seviyorsunuz? Onlar sizin kitabınıza iman etmediği halde siz niye onların kitabına iman ediyorsunuz? Değil bence. Bu ve tu'minuna bil kitabi kulli, zaten burada dememiş. Ama onlar sizin kitaba iman etmiyor dememiş. Siz bütün kitaplara iman eden veya kitaba tümüyle iman ettiğiniz halde nasıl kalkar onları seversiniz? Kitaba tümüyle iman etmek onlarla mesafeli durmayı, onlarla uzak durmayı gerektirir. Çünkü onlar o kitaba tümüyle iman etmiyor. Dolayısıyla inanç birliğiniz yok. Bu sevgi birliği neyin nesi? Kitap bunu soruyor. Bence ayet bunu soruyor. Yani sizin aranızda inanç birliği yok. Aynı kitaba veya ister kitaplara diye düşünün. İman eder durumda değilseniz. Kaldı ki bizim iman ettiğimiz kitap da hali hazırda onların elinde bulunan kitabın aynısı değil. Tamam, benzeri olabilir tarifatıyla birlikte ama aynısı değil. Biz indirildiği haliyle iman ediyoruz. Şu halde o bak, o cihetten de aramızda bir iman birliği yok. İnanç birliğiniz yok ama sevgi var. Bu nicedir diye Cenab-ı Hak o sevgiyi sorguluyor. İnanç birliği olmadığı halde nasıl seversiniz diyor bence. Hocam onların kitabının tahrif ettiklerine dair herhangi bir ayet yok Kur'an'da. Var Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir harrifûne, evet. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. Kelimelerin yerlerini tahrif ediyorlar ayeti var. Evet. Ben ketme diyorlar, gizliyorlar. Ketmetme de var, tahrif de var. Tahrif de var, diğer türevleri de var Kur'an-ı Kerim'de. Onu da biz daha önce okuduk. Yani tahrifin ve teddilatın bütün çeşitlerini Kur'an onlarla ilgili anlıyor kitaplarına yaptıklarına dair. Ya yani tarif dışında bir şey ama yani ihdas ettikleri yeni şeyler de kitaba dayanmıyor. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minuna bil kitabi kulli. Ey dedik ve hum la yu'minuna bi kitabikum, onlar sizin kitabınıza inanmıyorlar. Bel iza laqukum, ancak sizinle karşılaştıklarında adaru lakum el imana, size imanı izhar ediyorlar. İman gösteriyorlar. Böyle kendilerini takdim ediyorlar. وَاِذَا لَقُوكُمْ, sizinle karşılaştıklarında قَالُوا dediler, derler ki اَمَنَّا, iman ettik. وَاِذَا خَلَوْ, çekip gitseler, خَلَوْ, tenhalara, tenhaya çekilseler, عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِنَ مِنَ الْغَيْضِ, size olan öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. وَهِيَ اَطْرَافُ الْاَصَابِ, enamil, parmak değil, parmak uçları, اَطْرَافُ الْاَصَابِ, uç bölümleri, min şiddeti gayzihim, gayzlarının şiddetinden ötürü, aleykum, size. Kul, de ki mutu, ölün, bi gaydikum, gayzınızla ölün. İnnallaha alimun bi zati sudur, Allah sadırlarda yani göğüslerde olanı bilmektedir. Bunu bazı mealler hep kalbe indirgiyor. Cenab-ı Hak göğüs diyorsa sanıyorum göğüsün içinde galiba başka yerler de mi var ki sadece kalp demiyor bu tür ayetlerde. Belki göğsün içerisinde kalp bir merkez iken başka merkezlerde olabilir. İnsan cevherinin üzerine oturduğu. Hani tasavvufta bu tür tanımlar var ya, yani onlara referans vererek söylemek istemiyorum ama Cenab-ı Hak göğüs diyorsa göğsün içerisinde bir yer, göğsün içerisindeki her şeyi biliyor demektir. Demek ki başka yerler de olabilir kalp dışında. Kalple sınırlı olsaydı derdi ki kalplerde olanı Allah-u Teala biliyor. Yani göğüsteki kalp yaratmadığı ayet var. Evet. Yani. Bu ayetin onların yanına geldiğinde iman ettik, ayrıldığımızda biz onlara itiza ettik, aray ettik. Ayet değil mi? Bakara evet. Suresinin başında da. Evet. Bakara'nın girişinde nifakın kendi ağızlarından ifadesi.
وَهَذَا ف۪يهِ بَشَارَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Bunda müminler için bir beşaret, müjde var. اَنَّ هَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ قَصَدُوا ضَرَرَكُمْ Bunlar size zarar vermek isteyen bu kimseler لَا يَضُرُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Sadece kendilerine zarar verirler. Ayetten bu anlaşılıyor diyor müfessir. Bence çok güzel bir tespit yapmış. Yani onlar size karşı bu denli öfkeliler, parmaklarını ısıracak kadar gayızlılar. Onlara de ki, bağışlayın, geberin gayzınızda. Yani ancak bu kadar, sadece size zarar verir. Bize bir şey gelmez anlamındadır diyor müfessir ayet. Hakikaten de öyle. Yani onlara sen öyle de derse bir baba oğluna, de ki işte nedir işte çatla dediniz veya o öfkenden öl. Bu demektir ki senden öte bize doğru hiç gelmeyecek o öfke. Bunu baba söyleyince çok itimat edilmez de Cenab-ı Hak söyleyince onların gayızlarının, bu olağanüstü öfkelerinin müminlere dönük bir zarara geçmeyeceğini, onları rahatsız edeceğini, onları öldüreceğini. وَلَا يَضُرُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Ancak kendilerine zarar verirler. وَاِنَّ غَيْضَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى تَنْفِيذِهِ Bu gayızlarını şey yapamayacaklar, tenfiz edemeyecekler, gerçekleştiremeyecekler. Bu gayızlarını hayata yansıtamayacaklar. Müminleri ortadan kaldırmayı, bu inancı yok etmeyi, geldiği gibi ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Ama işte Hazreti Peygamber'in davetinin başladığından bu yana 14 asır aşkın zamandır. Bunun önünü hiçbir taraftan alamadılar. Tam tersi şu anda kendilerini lokalize edebilseler kâr sayacaklar. Yani kendi evlatlarını, çocuklarını, çocuklarını muhafaza edebilmeyi bile şu anda arıyorlar. Nerede kaldı ki İslam coğrafyasında yeniden hayal ettikleri, düşledikleri türden bir ortamı oluştursunlar. Bundan çok çok uzaklar. بَلَّا يَزَالُونَ مُعَذَّب۪ينَ بِه۪ Dolayısıyla bu sıkıntıları onları gece gündüz uyutmuyor belki. حَتَّى يَمُوتُوا O kadar ki ölüme kadar götürür bu onları diyor müfessir ayetin tefsirinde. فَيَنْتَقِلُوا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا اِلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ Böylelikle onlar dünyanın azabından, dünyadaki bu azaptan ahiretin azabına doğru gidecekler. Biz bu adamları müşteri zannediyorduk da bunlar galiba ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Yani işte bir Kur'an talebesini veya Kur'an'a yönelen bir genci gördüklerinde yahut bir mescidin veya bir caminin girişinde ummadıkları tipten bir gencin abdest almaya kalkıştığını gördükçe veya bir kızın artık tesettüre girmeye niyetlendiğini duydukça veya onların ifadesiyle toplumda muhafazakarlaşma artıyor gibi bir anketi gördükçe herhalde ölümden beter bir acıyla kıvranıyor olmalılar. Dolayısıyla biz onları dünyada müsterih, dünyada keyif üstüne keyif çatan kimseler olarak düşünüyoruz ama galiba öyle değil. Büyük bir sıkıntıları var. Çünkü imana karşı veya müminlere karşı Allah'ın onların içlerinde peyda ettiği tahammülsüzlük ve sıkıntı onlarda herhalde keyif bırakmıyor. Çünkü öyle bir gayız ki ölümle eş, ölümle ölüme götüren bir gayızdan bahsediyoruz burada. İşme azzet kulubu lezine la yu'minune bil ahira. Evet. Allah tek başına anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır, sıkışır, vurulur. Yani hissediyorsun ama hocam. Yani evet. Öfkelerden hocam, televizyon tartışmasına bakıyorsun adam. Evet. Hiç yok. Öyle bir öfke, öyle bir şey geliyor ki adama. Evet. Kaybediyor. Yani, ancak bu ayetle açıklanıyor. Evet. Ne oldu ki yani? Evet. İşte bunlar karşı cephenin içerisinde, müminlere karşı olan cephenin içerisinde bir grup gerçekten açıkça adavette bulunan, açıkça düşmanlıkta bulunan. Bunlar için hakikatin nice olduğu önemli değil. Yani gerçek mi değil mi? Gerçekse de savaşıyorum diyor. Veya gerçek olduğunu bile bile. Hani وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا Nefisleri kendi içlerinde bunu yakinen gerçek olduğunu bildikleri halde ona karşı mücadele ve taşkınlıkta bulundular. Ama bu demek değildir ki müminlerin dışındaki topluluğun hepsi bu duygular ile müminlere karşıdır.
onların içerisinde araştırma evresinde olan, tıpkı bizim atalarımız gibi iman edecek, etmeye namzet olan, ki bizler de yani soyumuza baktığımız zaman sonuçta müminler, mümin olmayanların soylarından geliyoruz. Cenab-ı Hak bir nesil hangi nesle ise hidayet etti. Sonra işte iman sonrakilere bir miras olarak, gerçi iman miras olarak kalmaz ama en azından onun potansiyeli kaldı. Dolayısıyla kafir cephede de iman etmeye namzet kimselerin olduğunu ve bunlar için müminlerin tebliğiyle memur olduğunu da bir yandan unutmamak lazım. Çünkü o da Kur'an'ın emri, Kur'an'ın müminlere yüklediği bir sorumluluk. Ayeti buradan alıyorum. Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minuna bil kitabi kullihi. Ve iza lakukum kalu âmennâ. Ve izâ halav a'addû. Bu ayetin şu sizinle karşılaştıklarında iman ettik derler kısmı sanki ayeti alıp münafıklara indirgiyor gibi bir hal var. Yani önceki ayetten biz gelince bunu kafirler olarak geliyoruz ama ayetin içerisindeki bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Bunlar bizim yanımıza geldikleri zaman biz de iman ettik diyorlarmış. Yani imanını deklare ediyorlar bunlar. Halbuki ehli kitap böyle demez. Veya Kureyş kafirleri böyle demez. Bu ayet sanıyorum özellikle münafıklardan bahsediyor. وَاِذَا خَلَوْ عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْاَنَامِنَ Yahut ehli kitabın bir dönem hani demişlerdi ya اَمِنُوا بِالَّذِي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَقْفُرُوا اَخِرَهُ Günün başlangıcında müminlere iman edin, biz de iman ettik deyin. Akşamına doğru biz inkar ettik deyin. Acaba o tipten olanlardan mı bahsediyor? Çünkü onlar da bir zaman gelip biz iman ettik demiş oldular. O ayet o planlarına göre. Müminlere gündüzün iman edip günün sonuna doğru küfür ile onları demoralize etmek istemişlerdi. Ya o tipten ehli kitabı kastediyor ayet. Yahut münafıkları kastediyor. El enamile minel gaydi. Kul mutu bi gaydikum. İnnallaha alimun bi zati sudur. Ha entum. İşte sizler ulai şunlar, yani sizler şunlarsınız gibi tuhibbunahum, onları seviyorsunuz. Ve la yuhibbunakum, bunu hal vavı da yapabiliriz, başka türlü değerlendirebiliriz. Halbuki onlar sizi sevmiyorlar. Ve ancak onlar sizi sevmiyorlar da diyebilirdik. وَتُؤْمِنُونَ Bir de iman ediyorsunuz. O bir deyi vav için kullandım. Bir kitabı, kitaba. Kullihi. Tümüyle. Ya da tümüne diyelim, ayete uygun olsun. Kullihi. Tümüne. Ve izâ lekûkum. Sizinle karşılaştık ya da buluştuklarında da vav için kullandım onu. Kâlû dediler, derler manasında
Âmennâ. Âmennâ. Ve izâ halav. Tenhaya çekildiklerinde ise addu ısırdılar aleykum üzerinize el enamile parmak uçlarını minel gayzi gayzdan öfkeden kinden kul de ki mutu ölün bi gayzikum gayzınızdan öfkenizden innallaha muhakkak ki Allah alimun alimdir bi zati sudur göğüsler de kini irabına bakalım ayetin ha tenbih için entum mübteda ulâ-i münâdâ çünkü nida var girişte tuhibbûne fi'lun mudâri'a hum mef'ûlun bih vav hâliyye lâ nâfiyye yuhibbûne fi'lun mudâri'a kum mef'ûlun bih ve tu'minûne vav atıf tu'minûne fi'lun mudâri'a bil kitabi car mecrur kullihi tevkid vav atıf iza mef'ulun fih laku fi'lun madin kum mef'ulun bih kalu قالوا فعل ماض آمنا فعل ماض واو عطف إذا ين مفعول فيه خلوا فعل ماض عضوا فعل ماض عليكم جار مجرور الأنامل مفعول به من جار الغيض مجرور قل فعل أمر فاعل أنت موتوا فعل أمر فاعل أنتم بجار غيض مجرور كم مضاف إليه إن حرف نسخ لفظة الله اسم إن عليم خبر إن بذات ب جار ذات مجرور الصدور مضاف إليه Meallerine bakalım ayetin. Estaizu billah. الأنامل من
Nedense bunlar herhalde o dönemde de böyle veya her zaman sevilen tipler bunlar. Yani beğenilen tipler. Konuşsalar وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ Konuşsalar dinlersin diyor Cenab-ı Hak ayette. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجِسَامُهُمْ Onları görsen cisimleri, görüntüleri hoşuna gider. Yani nasıl tipler bunlar? İleri gelenlik mi hocam? Yok, ileri gelenlikten ziyade yani verilen özelliklere bakılacak olursa konuşmasını biliyorlar. Yani ağızları laf yapıyor tabiri caizse. Görünümlerine dikkat ediyorlar. Yani bilemiyorum ayette. Konuşsalar. Ama ayetin devamında da hocam yitirilmiş keres herhalde. Tamam, kütük ama. Cilalı keresti. Kütük ama sonuçta bedensel olarak. Bir de cisim özellikle kullanılmış. Tu'acibuka ecsamuhum. Cisimleri hoşuna gider. Yani sanki bunlar böyle işte bu tür sporları falan yapıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Yani adam gibi görüyorlar ama adam değiller. Yani o manada tabii. Toplum için diyor ya, ense kulak yeri. Dolayısıyla ben bu ayetteki sevginin, yani bu sevginin altyapısında ne var yani? Niye insan, müminler onları seviyor? Münafıklar neden toplumda, daha o toplumda bile yani sevilen tipler, ilgi çeken tipler, etraflarında çekim oluşturabilen tipler, konuşmasını biliyorlar. Hep en doğrusunu konuşuyorlar. Ondan sonra herkesle irtibatları var. Görüntü yardım yapmıyorlar. Aslında ayette gizli o. Onlar kimseyi kırmayan tipler. Müminleri de kırmıyorlar. İltifat ediyorlar. Gittiklerinde. Çok yönlü tipler bunlar. Evet. Zaten adı üstünde münafık. Yani kendi kişilikleri yok. Kimin yanına gitseler onun rengindeler. Evet. Dolayısıyla sevilecek tipler. Dolayısıyla herkese en iyi istediği nabza göre şerbet veriyorlar. Evet. Adamına yani, göre. Adamına göre konuşuyorlar. Ve insanlara insanlar neye riayet eder? Demiş ya Nasreddin Hoca, ye kürküm ye dünyası. Oradan ondan yana da itici tip değiller. Kürklerini yani insanlar genel itibariyle böyle bir zaaf var. Güzel görünümlü, kıyafeti düzgün, kokusunu yerinde insanların meyli var. Bunlar da bu konuda özenliler demek ki. Yani cisimlerinden yola çıkarak görüntüleri de bu konuda özenliler. Zaten adamlar dünyalık adamlar. Dolayısıyla da seviliyorlar. Bu Cenab-ı Hak söylüyor. İşte siz onları seviyorsunuz. Entum ulai tuhibbunahum. Hocam bazı müfessirler diyorlar ki yani bizim sevgimiz onların hani biraz Müslüman olmaları için güzel bir ortam var. Biz o bakımdan biz onları Müslüman olmaları için onlara bir sevgi, bir yakınlık gösteriyoruz. Yani buradaki sevgi o olsaydı yerginin anlamı kalmazdı. Yani o zaman Cenab-ı Hak... Ama biz bilmiyoruz onların düşmanca tavırlarını. Kendi başlarına kaldıkça yapıyorlar onu. Biz bilmiyoruz onları yani. Bize karşı düşmanlık yapmıyorlar. Hatta bizim yanımıza geldiğimizde biz de iman ettik diyorlar yani. Biz de o yüzden seviyoruz. Yani. Tamam. Öyle ya, iman ettik diyorlar adamlar. Biz de seviyoruz. O zaman ayet tamamen gaybe dair bir ihbar. Cenab-ı Hak bize gayben bu münafıkların halini bize ihbar ediyor. Onlar sizi sevmiyor. Siz normaldir, seviyorsunuz zaten onları. Ki size geldikleri zaman iman ettik diyorlar. Yapacağınız bir şey yok. Vaka nasıl olmuş? Vaka böyle değil tabii. İnsanlar hissediyorlar. Hazreti Peygamber'in kendisi de, müminler de Cenab-ı Hak ayette وَلَتَعْلِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Onları sözün akışından tanırsın, tanı koyarsın. İlim değil de marife, tanı koyma. Tanırsın. Dolayısıyla müminler onlara karşı tedirginler, en azından belli bir şeyleri var. Hissediyorlar. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ya اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ Müminin ferasetinden sakının diye böyle bir şeyleri var müminlerin de. Dolayısıyla belki kes emin olamasalar da bu tiplerin davranışlarından belli şeyleri seziyorlar. Çünkü sonuçta bunlar demin söylediğiniz gibi yapıyorlarsa eğer buraya gelip böyle konuşuyor, başka yere gidip böyle konuşuyorsa açık o da müminler bunu da bir şekilde yokluyorlar. Senin yanına geldikçe böyle söylüyor ama başka tarafta da böyle yapıyormuş. Yaşantısı zaten bu kadar geniş veya şu sıkıntılar var. Dolayısıyla müminler yani bu bilgiyi temin ettikçe, öğrendikçe sevgilerini belli ölçüde herhalde dizginliyorlardır veya ona göre bir ayar çekiyorlardır. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe l-azîme li ve lekum ve lisâ'iril mü'minîn.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.